Hayal bu kadro tercihi ama beraberlik e, düşünerek mi çıkardığı bir tercih Ersun Yanalı? E, zaten beraberliğe iki hocanın da sevineceğini aşağı yukarı herkes biliyor. Valla Fatih zaten. Hoca yani bilmiyorum. Fatih ee, Hoca elini bir lira e, lirayla çıkmış. E, bozuk parayla uğur oymuş yani doğa değilmiş. Bunu da söyleyeyim de. Hı hı. E, bundan sonrası için başka takımlar da uğur ararlarsa <laughs> herhalde liraya gidip o projeyi <laughs> okutmuş. Beşiktaş şu an en uzun. Yok Trabzon en uzun. Kadıköy'de kazandı ama serisi. Trabzon'un. Değil mi? Evet. 98 onun hamili 98. 3-1'lik 3-1'lik maç. Şimdi 90, ben aslında şunu da merak ondan ediyorum. Ondan sonra birkaç defa Trabzon e, seriyi bozma aşmasına e, geldi. Geçen sene o da geldi. bozuldu. Hakemler girdi devreye. Bir geçen şeyler sene, oldu yani. Geçen sene o da şey oldu. Son dakikada uzatmadan. Yan, yan hakemin asistiyle başlayan hata söylüyorsun değil mi? Uzatmadan pozisyonu yaptım. abi de. Şimdi malum iki takım yani e, Zira Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelecek gelecek hafta. Bence Ersun Yanal zaten Ezgi. Evet Ziraat ben Türkiye de tam Kupası... onu e, soracaktım. Şimdi o maç Ersun Yanal acaba nasıl bir baskıyla çıkacak? E, yani taraftarından bir baskı görebilir. Aynı şekilde belki rakip takımdan gelecek bir... E, tepki olabilir kendisine? Nasıl değerlendirirsiniz? Bence ne olursa olsun yani kupa eşleşmesinin galibi kim olursa olsun yani Fenerbahçe kaybetse de bunu Galatasaray karşısındaki yenilgiden sonra daha büyük bir tepki göstermez Fenerbahçe taraftarı. Yani hedef maçı oydu. Hem 20 yıllık gelenek muhabbeti hem de o maç kazanılsa Fenerbahçe yine potaya giriyordu. Çünkü Fenerbahçe bundan sonraki 5-6 maçı üst üste kazanabilecek bir fikstür var önünde. Galatasaray maçını kazansaydı zirve ortağı olabilecek bir yolculuk öyle bir dönemi vardı. Bunu kaybettikten sonra Fenerbahçe taraftarının artık e, daha az etkileneceğini düşünüyorum. Daha az sevineceğini, daha az üzüleceğini her iki sonuçta da. Yani bu yılı da Fenerbahçe için e, bir teselli kupasıyla kapatmak hedefi var şu anda. Zannederim ki Ersun Hoca da e, yönetimi e, biraz da bu İki maçı göstererek ikna etmiştir hani kalmak için. Yoksa dünyanın her yerinde herhangi bir hoca bu skorlardan ve bu tarihi yenilgiden sonra görevi bırakırdı. Ersun Hoca bunu tercih etmediyse yönetimde belli ki ona bırak dememiş. Bırak deseler zaten bırakır herhalde yani aksini düşünemiyorum ben. Bu iki maçı kurtuluş, bu sezonun kurtuluşu olarak görüyorlar ama kupayı da alsanız Fenerbahçe taraftarını bu kupayla teselli etmeniz zor. Peki bu ee, noktada Volkan sen neler söylersin? Ziraat yani, Türkiye Kupası'nın Kupası e, en önemli turu bence bu tur. Yani Fenerbahçe Trabzonspor galibi. Yani Tabii mutlaka, finali kim bulursa bulsun Alanya Spor. Ya yani mutlaka Şampiyonlu, Alanya Spor'la, e, evet. e, mutlaka Alanya Spor'la zorluk Gerçi Alanya dedik de belki Antalya de olur. Belki Antalya olur. Ki. Tabii. Antalya Ama da e, sonuçta gibi. bu turu geçen sanki finale favori çıkacak. Yani o evet. çok net. En azından onu söyleyebiliriz. Valla ben bu maçlara açık söyleyeyim. Hoca değişikliğinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Çünkü şöyle yani bir şey var. Yani Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısına Ersun Yanal'a çıkmaması, çıkmaması gerektiğini, gerektiğini mi düşünün? Çünkü şöyle bir şey var. Artık bazı şeyler koptu. Taraftarla koptu, yönetimle de koptu. Borcularla zaten bayağıdır problemler var. Geçen e, devre arasından önce zaten bazı sıkıntılar vardı. Ama şimdi bu kadar kopukluğun yaşandığı ortamda çok da öyle bir birlik beraberlik falan durumu olacağını ben düşünmüyorum. Ya i̇nşallah olur. Ya inşallah ben hiçbir takımın başarısız olmasını, hiçbir takımın böyle sezonu erken Allah atmasını falan istemem. İnşallah 7 takım son haftaya şampiyonluk ihtimaliyle girer. O ayrı bir konu. Ama biraz o kopuşu görüyorum, gözlemliyorum. çok sağlıklı bulmuyorum gidişatı. Bu sağlıklı olmayan gidişatın değiştirilmesi. Ha kim gelecek sorusunun yanıtını ver dersen benim de aklımda biri yok. Bir Alman hocadan bahsediyor. Erol Bulut'la işte Erol Bulut'la ben camia içerisinden çok duyuyorum Erol Bulut hı hı. ismini. Erol Bulut'un sonuçta çok ciddi şu anda e, Alanya Spor'la yapması gereken görevler var ve sezonun artık finaline girilmişken Erol Bulut Alanya Spor'u bırakıp da Fenerbahçe'ye falan gelemez. Eğer öyle bir senaryo olacaksa sezon sonu Sezon sonunda olabilir. Ona bir şey diyemem. Yabancı ama... teknik adamlar var ama zannediyorum yani kokudan sonra da yabancı bir teknik direktörle anlaşmak acaba ne kadar? Yani teknik direktör problem şu anda. Teknik direktörden daha önemlisi Haziran ayından itibaren Fenerbahçe ne yapacak sorusunun yanıtı daha büyük problem. Ona gelmeden Sıt, önce Volkan şunu sorayım sadece... sana biraz istihbaratını aslında öğrenmek istiyorum. E, takımı çok yakından takip ediyorsun. Bu hafta içerisinde kupa maçından önce Ersun Yanal'dan ya da Ali Koç'tan derbide yaşananlarla ilgili bir açıklama bekliyor musun? Veya kendi aralarında bir toplantı, bir görüşme yapmaları e, gündemde i̇ki tarafta, mi? İki tarafta sessiz. Hı hı. Satrançta böyle uzun süre düşünürsün yani rakibi böyle yıpratmak için. İki tarafta böyle bakıyor şu an tahtaya. Birbirleri yıpratmak için mi? Bence yıpratmak için. Niye Ali Koç kulübün başkanı ne derse o olur ya öyle şey olur mu? yolladım gittiler 3 aylık maaşı var zaten Ersun Hoca. Tamam hocam. da e, Ersun Yanal'ı göndermek mi? Ersun Yanal'ın kendisinin gitmesi mi? Ne fark eder? Bence iki türlü sonuçta Fenerbahçe'den bahsediyoruz ya. Ersun Yanal da çalışan ya, çalışanlardan biri yani. Ya öyle ama e, sonuçta teknik direktör öyle kolay kolay gönderilmiyor. Şu anda bence Ersun Yanal'ın hamlesini bekliyorlar. Ersun Yanal da hiçbir hamle yapmıyor. Piyonunu bile oynatmıyor yani satranç tahtasında ve ben istifa falan beklemiyorum. Çok net söyleyeyim. Dün de zaten Samandıra'daymış. Onu da haberlerimizde paylaştık. İstifa bekleme işinin nedeni Ersun İnan'ın karakteri özellikle. Karakterle yani. alakalı değil ya. Şöyle. O zaman e, başarılı olduğunu mu düşünüyor? Onlarda? İnanıyor adam. Adam hala bir şeylere inanıyor. Diyor ki, e, işte dört maçta biz hakem hatası oldu diyor. E, bu yüzden bu puan kayıplarını yaşadık ama bundan sonrası işte yükseleceğiz falan diyor. Yani bu bu şimdi bu 4 maç Fenerbahçe'nin açık konuşalım. Trabzon, Alanya, Ankara Gücü Galatasaray değil mi? Arka arkaya dört maç. Atlamadım aradan. Evet, evet. Bu dört maç Fenerbahçe'nin artık viraj virajla demeyeceğim. Bu başka bir şey yani. Bu e, tünel. <laughs> tünel. tünel Tüneldi. Bu tünelden nasıl çıkacağı e, çok merak ediliyordu. Eğer bir, bu puanla tünelden, maçı bir puanla çıktı ya. Dört maçta bir puanla çıktı. Bir puanla çıktı. Aynen öyle. Şimdi atıyorum Trabzon'la beraberlik. Alanya'yı yensen, Ankara gücünü yensen beklenildiği gibi Galatasaray'ı kazanma. Yine kazanma. 6-8 puan. Bu tünelden en azından puanların yarısını alabilecek seviyede çıksaydım, Fenerbahçe bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdi. Bak, Trabzonspor'un 3 puan gerisinde, 5 puan gerisinde olsa dahi farklı şeyler konuşuyor Tabii. olabilirdi. Evet. Ama artık e, öyle bir noktaya gelindi ki, tünelden çıkıldı. Çıkılmadı tünelde şu anda. Fakat fakat çıkış çıkış araba, kapalıymış. A, araba Araba pert durumda yani. Tünelde yani. duvarlara çarpa çarpa çıktı. Şunu söyleyeceğim. Evet bundan sonraki fikstür tabii Nispeten ki, kolay. Nispeten tabii dağır. ki Galatasaray, Trabzon gibi, Alanya Spor gibi rakiplerle oynamayacak. Fakat bu hafta Fenerbahçe'nin Antalya Sporu rahat kazanır diyebilecek bir tane spor yorumcusu var mı? Haftaya e, içeride sonra Konya replasmanında Fenerbahçe yürüye yürüye alır o maçı 3 puan diyebilir misin? Türkiye Ligi böyle bir lig değil kolay zaten. Kolay puan kayıplarını görünce diyemiyorum ne? ama zannediyorum bu ligde, bu sezon hiçbir takım için bunu söyleyemiyoruz. Ya mutlaka, Trabzonspor Gençler Birliği de evet. harika. Kesin. Kimse şampiyon gibi oynamıyor. öyle Kesin kazanır der, diyordum ben. Ama inanılmaz zorlandı. İlk yarı Gençler Birliği'nin kaçırdıkları olsa mesela Trabzonspor belki sıfır puanla dönecekti oradan. Fakat işte bak arada şöyle bir fark var. Burada ben Trabzonspor gökleri çıkarmak falan değil mi? Ben Trabzonspor'un çok ciddi problemli problemlerinin olduğunu düşünüyorum. Koşucular ikinci saatte çok daha detaylı Ama konuşacağız. Ama ikisinin arasındaki kıyaslamayı yapacağım. Hı hı. Şöyle yapacağım. Evet. Trabzonspor kadro kalitesi evet iyi bir kadrosu var işte Sörlot, Ekuban, Envakame, Sosa vesaire. Fenerbahçe'nin de benzer çok büyük güç farkı olduğunu düşünmüyorum. Fakat arada bir fark var. Bir takım maçı berabere bitirebiliyor. O takım Trabzon'da da, Beşiktaş stadında da, Fenerbahçe stadında da, Galatasaray stadında da her yerde aşağı yukarı gücü ölçüsünde aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Ha, baskı yiyor mu yiyor? Fakat puanla, en kötü ihtimalle puanla çıkmayı biliyor. Bak Gençler Birliği maçı ilk yeri 0-0 bitirdi adam. İkinci yarı hamlesini yaptı, maçı aldı. 79'da. Döndü i̇kinci Genel baskı evet. çoktu. Yani ikinci yarı alacağı belli oldu. Oyuna, i̇kinci yarı alacağı belli oldu. Evet. <laughs> Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ünal Karaman e, gönderildi. Hüseyin Çimşir tecrübesiz bir hoca falan denildi. Ben mesela bazı hamlelerini beğeniyorum. Haftalardır takip ediyorum ben de. Ben bazı hamlelerini beğeniyorum. Fenerbahçe'de böyle bir dokunuş oldu da Fenerbahçe maç aldı. Bana bir tane örnek verir misin? Sen daha Yok, Şöyle söyleyeyim benim... abi. Hani kıyaslama anlamında söylüyorum. Yok yok hatırladığım bir hava hamlesi yok. Fenerbahçe'de gördüğümüz müthiş bir fizik kondisyon. Başka bir şey görmüyoruz. İlk düdük çalıyor. Fenerbahçe başlıyor. Evet. Tamam mı? Gol yemezse problem yok. Özellikle iç sahada çok daha baskılı, çok daha hücuma yönelik oluyor. Dışarıda da aynı şekilde başlıyor. Gol yemezse problem yok. Golü yedi an. Helva. Helva gibi dağılıyor takım. Hadi şuna da bence vurgu yapmak lazım. Hani takımın en iyi oyuncularından birisi dediğimiz Vedat Muriç bile son 3 haftada, 4 haftada hiçbir varlık gösteremedi ve o sadece bir Rodriguez'in eksikliğinin Vedat'ı bu kadar etkilemiş olması da biraz enteresan değil mi Selarattin kanalı? Yani tek bir oyuncu mu besliyordu Vedat Muric'i?